Yok. Abi bu arada Trabzonspor'un hoca adayları arasında Vincenzo Montella da yazılıyor. Bayağı dillendiriliyor da. Hatta yöneticiler de böyle işte şu an takım çalıştıran hocalardan da olabilir falan da dediler. Bakalım onunla ilgili de bir gelişme olacak mı merakla bekliyoruz Çok diyelim. açık ve konuşuyorum. Fenerbahçe ve Trabzonspor için konuşuyorum. Aklı olan Montella'yı alır abi. Evet katılıyorum abi katılıyorum. Eğer Trabzonspor Fatih Tekke'yi falan alırsa çok büyük hata yapar bu arada. Onu da söyleyeyim ya. Yok, yok abi ya. Böyle bir dönemde Fatih Tekke falan olmaz ya. Hani Ben güçlü bir karakter gelmeli yani. çok ciddi konuşuluyor çünkü. Yok Trabzonspor'un çocuğu, yok bilmem ne. Yok abi yani bence o işler. Yok ben de katılmıyorum. O doğru yani şu dönemde doğru bir iş olacağına katılmıyorum. Çünkü çok çetrefilli sıkıntılı işler var şu anda. Yani geldiğinde her bir futbolcuya değer katacak adam lazım bize şu anda. Öyle bir hoca lazım. Montella da kendini ispatladı ki zaten ispatlamasına gerek yok. Kariyeri çok büyük bir adamdı gelmeden Tabii. önce de. Futbolcu kariyeri falan çok mükemmel bir adam yani Montella Aynen, bu arada. aynen öyle. Aynen öyle. Olursa Trabzonspor için gayet iyi olur ki sen Jesus herhalde gidiyor kesin. Onun yerine de öneriyorsun. O da olur. Yani Fenerbahçe de alsa gayet iyi olur. İşte Yusuf'un gideceğini düşünüyorum. Şampiyon olsa bile gidecek Fenerbahçe'de Yusuf yani. Hani o Evet. Brezilya gidecek. Ki Hı. zaten sene başında anlaşma o yöndeydi. Hani o yüzden bir yıllık yaptı ve menajer demiş ki biz Brezilya'ya dönmeyi düşünüyoruz falan demiş sene başında. Anladım, anladım O abi. yüzden dedim ben de hani Fenerbahçe ve Trabzon ikisi de sene sonunda hoca bakacak. Hı. Aklı olan Montella'yı alır abi. Katılıyorum abi. Sıradaki maçımıza geçiyoruz. Ümraniyespor, Konyaspor karşılaşması. Şimdi burada Bir şey söyleyeyim abi. buyur 1-0'lık maç. Al sana 1-0'lık maç işte. abi. Yani abi çok zor durumda olan bir Ümraniye ama ligin aslında başından itibaren öyle kötü futbol oynamadı Ümraniye. Hani hep her maçta var oldu. Bir şekilde kendini var etti ama bir türlü puanları alamadı. İstediği galibiyetleri çıkaramadı. Ama şu son dönemde sezonun ikinci yarısında ilk yarısına oranla daha iyi durumda. En azından galibiyetler alabiliyor. Konyaspor'da malum hani İlhan Palut'u gönderdikten sonra dibe vurmuştu. Bir işte geçen hafta Galatasaray'ı yendiler. Ki orada Galatasaray maçına büyük hazırlık yapmışlar gibi de bir görüntü vardı. Çünkü büyük bir Evet. hırsla oynadılar o maçta. Yani o Evet, maçı evet. net almayı oynadılar. Şimdi o galibiyetin ardından bir düşüş olma ihtimali olabilir. Zaten bir deplasman, zaten küme düşme ihtimali olan bir takıma karşı oynayacak Konyaspor. Biz burada tercihimizi bu nedenle Ümraniye'den yana kullanıyoruz. İyi futbolunun karşılığını alabilir diye düşünüyoruz. Burada abi Gulumaç ve Mırsic'i önerdik ama hani Umut Nayır da amilli takımdan herhangi bir eksiklik yaşamadan gelirse Umut Nayır tercihi de yapılabilir burada Ümraniyespor'da. Kesinlikle yani Recep Uçar hakikaten tarih yazıyor bakın. Çok ciddi Evet. söylüyorum. Yani bu kadro yapısıyla bu eldeki bu imkanlarla hala direniyor. Hı. Şimdi Ümraniyespor'un bir tane daha motivasyonu oldu. Ligden iki takım düşecek. Evet. O Bak da dört apayrı bir yani sıkıntı bu arada yani. ayrı konu. Ama 4'te 2'ye düşecek. İki takım düşeceği için bu sefer yani düşmeyebilirim Evet. mantığıyla. Ki Evet. şu anda Ümraniyespor'un puanı 22. Yani üstündeki takımların puanına bakalım. Giresun 23, İstanbulspor 24, Ankaragücü 25, Kasımpaşa 26. Yani hiçbir şey yok. O yüzden yani Ümraniyespor bu sene ligin sonuna kadar kiminle oynayacaksa o takım korkmalı. Doğru katılıyorum. Abi federasyonun bu kararına ne diyorsun ya? Yani her talebi yapan takımın talebine karşılık verilmeli mi yani? Hiç kimse üzülmeyecek mi bu ligde? Hiç kimse üzülmesin. O zaman ikinci ligi de birinci lige taşıyalım. 40 takımla oynayalım yani. Öyle mi olsun bu iş? İşte onu diyecektim. Bence bir 7-8 sene hiç küme düşme olmaması lazım. Her sene böyle 6'şar takım çıkması lazım aşağıdan böyle. Ya nedir bu Hiç abi alt ya? liglerde takım kalmasın yani. Yani Bir de bir ay enteresan önce bir enteresan bir karar şey. alıyorsun. E bari bir ay önce doğru düzgün düşün. Herkesten talebi dinle. Ona göre al kararı. Yani alıyorsun üstüne bir ay sonra yeniden başka karar alıyorsun. İyice oyuncağa çevirdiler işi yani. İnan var ya ben mahallede turnuva kursam biri bana itiraz etse desem ki mesela turnuva kurduk tamam mı? Devre arası bitti ikinci devreye girdik turnuvada bir karar aldık o devre arasında. Sonra 3 maç geçti 3-5 tane takım geldi dedi ki ya işte şu şöyle olmuyor böyle olmuyor biz düşeceğiz. Ne diyorsun oğlum derim ya biz karar almadık mı devre arasında? Oynayalım bitirelim geçelim gidelim. Yani bunu biz bile yapacağımız mahalle turnuvasında deriz herhalde değil mi? Ama nedense bizim federasyonumuz hiç kimseye hayır diyemiyor ya. İşinize bakın kural bu diyemiyor işte. Ya ben anlayamıyorum ya. Bu arada yani
Evet deprem oldu, evet sıkıntılar var, evet farklı kararlar alındı. Belki herkes kendine göre bir açıdan baktığında haklı bulabilir bu kararı. Hani küme düşme ihtimali olan takımlar açısından konuşuyorum. Ama abi olmaz yani. Bizim ligimizin kalitesi zaten belli. Şu an oynadığımız bu 19 takımla zaten kaç tanesinin ne kadar belli seviyede oynadığı ortada. E seneye 20 takımla oynayacağız. Hadi gel oynayalım bakalım. Yani ligde 10 maç olacaksa 5'ini izlemeyeceğiz gibi bir durum olacak yani. Aynen öyle. Aynen öyle maalesef. Evet neyse. Çok tepki toplamayayım. Geçiyorum. Çok fazla takıma çünkü konuşmuş oldum böyle konuşarak. Giresun Spor Alanya Spor maçı. Abi burada karşılıklı gollerin olmasını beklediğimiz bir karşılaşma. Aslında hani 3 ihtimalli maçlardan hep konuşuyoruz her hafta. Bu maçta 3 ihtimalli maçlardan birisi. Ersun Yanal geldi, bir galibiyet aldı ama sonrasında devamını getiremedi. Burada galibiyet almak için çabalayacaktır. Elinden geleni ortaya koyacaktır. Ama Giresun'da küme düşme ihtimali olan takımların başında geliyor. O da kendi sahasında galibiyet almaya çalışacak ki artık çok fazla da bir hafta kalmadı. O nedenle bu maça şu olur bu olur gibi net bir karar veremiyoruz. Ve her iki takımdan da orta sahaları öneriyoruz. Giresun Spor'un gol yollarındaki etkili ismi orta sahadan Sarıs. Alanya Spor'dan da Efecan veya Efkan Bekiroğlu'nu tercih edebilirsiniz diyelim ama hani bu hafta banko olan takımlar da var. Banko olan takımlar varken bu maça çok da bulaşmayabilirsiniz diyebiliriz. Ve geçiyorum abi sıradaki maçımıza. Derken buraya yazdık. Hani Alanya Giresun Alanya maçına da yazabilirdik ama yazmadık. Buna yazdık. Bu maç tam olarak ne olacağı belli olmayan aslında hem şampiyonluğu belki belli edebilecek bir maç hem işte ikinciliği yani riske sokabilir. Yani bayağı değerli, kıymetli, önemli bir maç. İnşallah biz de müsait olursak bu maça da canlı yayınımızı yapıyor oluruz. Belki sen maça gidersen yine bağlantı yaparız stat'tan. O şekilde bir yayın da yapabiliriz. Ama sosyallik adına tabii ki bu hafta bu maçı herkes izleyecek. Türkiye'de futbol takip eden herkes bu maçı izleyecek. O kesin. Ama sosyallik adına bu maçtan uzak durabilirsiniz diyebiliriz. Yani Fenerbahçe'nin 5 eksiği var. 5'i de ilk 11 oyuncusu. Evet. Hele ki forvetlerin hepsi işte, sakat. Tam onu diyeceğim. Hücum hattı Valencia, King Batshuayi sakat. Serdar Dursun oynayacak yüksek ihtimal ilk 11'de. Evet. Pedro'nun durumunu bilmiyoruz. Hı hı. Durumu bilmiyoruzdan kastım performans olarak hani. Hı hı. Kötü anlamda. O yüzden yani Beşiktaş da çok iyi futbol oynamıyor. Bunu da görüyoruz zaten şu anda. Hı hı. Çok böyle kimin kazanacağını kestiremediğimiz bir maç. Gene hani bir adım önde kim dersen Fenerbahçe derim ama bu maçtan uzak durun abi. Hiç başka hiç gerisi önemli değil yani uzak durmak lazım. Evet abi. Ve sıradaki karşılaşmamıza geçiyorum. Abi bunu da senden alalım. İki İstanbul takımı, İstanbul derbisi. Senin görüşlerini alalım burada. Yani 11 maçtır kaybetmeyen bir Karagümrük var. Burada baba takımlarla oynayarak bir de var hani o da. Hani hepsi kötü takım değil. Evet. Ve iyi de futbol oynuyor Karagümrük. İstanbul Spor karşısında da kazanacağını düşünüyoruz. Hı hı. Maç Esenyurt'ta olacak yüksek ihtimalle Necmi Kadıoğlu stadında. Hı hı. O yüzden çok hani İstanbul Spor direniyor ama mesela İstanbul Spor Ümraniye Spor gibi iyi futbol oynamıyor. Hı hı. Arada böyle bir fark var. Ümraniye daha iyi futbol oynuyor. O yüzden ben burada Karagümrük'ü bir adım önde gördük. Ve 4 dedik Karagümrük'ten. Bu riske girdik. Kalede Batuhan, savunmada Biraşi, orta sahada Borini veya Levent Mercan. İleride Cagne. Sadece burada şöyle bir şey var. Karagümrük çok gol yiyor. O yüzden hani bu riske girmek istemeyen savunma ve kaleci almayabilir. Ama mutlaka ama mutlaka Borini ve Cagney'in olması lazım yani her kadroda. Evet. Evet abi. Yani bu sene hani Maxim'i konuşurduk ya önceki iki senede hep alırız. Gradeli konuşurduk. Bu sene de Karagümrük'ten Borini ve Cagney'siz bir kadro kurmak çok mümkün değil. Özellikle sezonun ikinci yarısında yani. Hakikaten yani bayağı formdalar. Yani Cagne top alıyor önüne düşüyor şöyle yapıyor böyle yapıyor ama golü atıyor yani her maç farkındaysan böyle. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Abi maçlarımızı tamamladık bu maçla beraber. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim abi. Bir de kadro önerimiz olacak arkadaşlar. Kadro önerimizi de izlemek için yine bizim kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Yayınımızı da beğenirseniz çok çok mutlu oluruz diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.